Kağızman'da Hayat 122. bölüm. Narin Kale Caddesi. Keçi sütü dondurma bulunur. Doğal sıcak salep. Efendim bu Kağızman'da salep'i bakalım hangi ustamız yapıyor ve satıyor. Hoş geldin Sayın abi. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Sağ ol, hayırlı günler, hayırlı sağ işler. Ol, hayırlı günler. Ha, emoğlu da burada. Abi ben nerede bir hayırlı iş, ben oradayım. Değil mi? Emoğlu, salep içtin mi hiç? Salep çok içmişim. Bir daha Yusuf Ustam'dan. Yusuf Ustam, bismillah. İyi günler olsun. İyi günler. Efendim, aa, gönlüne huzur, kesene para olsun. Ay Allah'ına kurban. Gördün mü, memlekete bir yenilik. Aa, tarçın. Hay maşallah. Bol tarçın. Ver bakalım. Bu, aa, o, ben de şey ama... Yasak ama yine içeyim. Bir bakalım tadına. Salep derler adına. İşte bu. Lezzet. Lezzet. İşte bu. Ellere sağlık. Afiyet olsun, afiyet olsun. Şimdi... Şöyle de bakabilirsiniz. Ooo hay maşallah. Buharı burnunda. Şarkı döner için. Buharı burnunda valla. Ben de zorlu için. Mis bir. Efendim şimdi dondurma ve salep. Sizi dinliyoruz. Valla kış dondurma kapandı artık, kış geldiği için. Evet. Biz de bu yüzden salep'e başladık. Kağızma için doğal salep kendimiz yapıyoruz. Milletimizin hizmetine sunuyoruz. Herkesi bekleriz. Dondurmayı bu zaten soğukla alakalı bir içecek. Evet, soğuk olduğu zaman insanları ısındırdığı için. Kış içeceği salep çok enerji verir, doping verir. Milleti ısıtır. Çok faydalıdır vücuda. Herkesi bekleriz, afiyet olsun. Kağızman'da önceden salep yapılır mıydı hiç? Önceden yapan vardı. İsmail Yüce yapardı eskiden. Çok eskiden İsmail Yüce evet. Yapardı. Bilardo salonu vardı. Orada giderdi gençler. İçerdik onu, hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum. Bilardo salonunda. Hı-hı. Evet. Ondan sonra siz başladınız. Sonra biz yani Kağızman'da yok. Kağızman'da bir ilk. Gençler nasılsınız gençler? Nereden geldiniz böyle, yığıldınız buraya? Bunlar bizim geleceğimiz. Sizi bir tanıyalım. Benim oğlum Çetin. 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 Soyadın? Bozya. Bozya. Benim Emre. Benim de Feyyaz. Allah sizi var eylesin. Haydi yolunuz açık olsun. Güle güle gidin. Yarın televizyonda seyredin. Efendim, şimdi... Sait abi tadına baksın bakalım. Bir de ben bakacağım. Şimdi bu benim bildiğim kadarıyla bu salep Türk ülkelerinde 8. asırda icat edilmiş. Soğuk havalarda içilen bir içecektir. Efendim, İbn-i Sina'nın kitabından okumuştum. Kanun adlı kitabında. İbn Sina'nın diyor ki iştah açıcıdır, zihin açıcıdır ve kabızlık gidericidir, vücuda çok yararlıdır. Ormanlarda ve kır eteklerinde yetişen bir bitkidir ve bu bitkiden böyle salep üretiliyor. Efendim, bunun satışı ne kadar ustam? 3 lira bardağı. Bardağı 3 lira. Hı. Güzel vallahi. Afiyet olsun. Gençler siz yine mi geldiniz? Evet. Peki size ne ikram edelim? Hiçbir şey. Salepsiyer misiniz? Vallahi.
Bir tane sarap yapsın benden taraf için. Gelin şöyle geçin ha buraya. Geçin şöyle. Ha. Bir tane sarap benden taraf ustam yap. Bu sarapler sendendi, bu onlar da benden. Tamam olsun. Tamam. Efendim siz hangi okula gidiyorsunuz? Yivo'dasınız. Peki Çetin, sen büyüdüğün zaman ne olmak istiyorsun? Öğretmen olmak istiyorum. Öğretmen. Allah yoluna açık eylesin. Sen? Ben de öğretmen olmak istiyorum. Ben de öğretmen olmak istiyorum. Allah sizi saklasın. Öğretmen olun, talebeleri yetiştirin, vatana hayırlı milletli bir nesil töresin. Söz mü? Sizi öğretmen olarak göreceğiz. Bak. Yavaşça sıcaktır. Sıcaktır. Hemen çay gibi içmeyin. Oğlum beklemeyin. Sağ olun, var olun. Gelin sarap için. Buyurun. Yavaş için, tamam sıcak. Vallahi güzel. Ellerine sağlık. Siz de öğretmen olacaksınız. Buna şeker de katıyorsun tabii. Şeker katıyorsun. Şeker, sarap. Şaşırmış. Doktor olacakmış öğretmen diye. Doktorlar öğretmenlerin elinden geçiyor. Tabii, tabii. Yani öğretmenler doktorları yetiştiriyor. O yüzden öğretmen olmaya devam ediyor. Bunu okutturacaksınız. Bu öyle doktor olacak. Tamam. Yani okulu bitirmemiş doktor nasıl olacak? Okulu bitirmemiş öğretmen olacak. Ya. Ama siz de aynı eşsiz. Yani nasıl nasıl atalım. Yusuf baba, bu çöpü... Bu da çöp var. Ya. Ya, dur, dur. Daha sen işeğen bak. Ben bu çöpü kuruyor. Hadi. Allah'a karnımız kızdı. Daha bize... Artık bu soğukta bu sıcak salep... Beğendin değil mi Sayın abi? Ustam çok güzel. Gel hele bunun bir tarifini yap. Nasıl yapıyorsun? Tam bilemem ben. Meslek sırrı. Yok yok yani maddelerini tabii yapmayı demiyorum. İçindekiler salep, süt, şeker, vanilya. Evet. Konuşma devam et. Evet. Bu dördünden bu salep ortaya çıkıyor. Hı hı. Kaç litrelik bu? 10 litre. 10 litrelik. Vallahi güzel. Benim hoşuma gitti. Fiyatı da uygun. Herkes içsin diye. Çocuk herkes içebilir. Çok, o yüzden çok. Fiyatı. Aa, ustam sen şuradan... Dur en boğul. Yok dur benle. Yok olmaz. Vallahi, yok sen bizimkiler zaten oradan... Ha. Tabii o çocukların parasını al baba sen buradan. Yok, o bir lira kalsın. O bir lira şeydir. Sağ ol. Berekettir. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aa, senin salabine de çok teşekkür ediyoruz. Dondurma sezonu kapandı değil mi? Dondurma kapandı. Bir dahaki seneye inşallah. Hayırlısıyla Allah nasip ederse. Zaten dondurmayı çekmiştik sizinle burada. Dondurmaların da güzel gerçekten. Yap olsun. Evet. Salaber rağbet var değil mi? Var, içiyorlar. Öğretmenler falan dışarıdan gelenler genelde tercih ediyorlar. Evet. Yani bizim halkta artık yavaş yavaş içmeye başladı. İçmeye başladı. Bu elektriğe böyle bağlamışsın, sıcak da kalıyor. Tabii devamlı bunun etrafı sıcak su zaten. Buradan sıcak su alçaldıkça dolduruyoruz, ilave ediyoruz. Eksikmiyoruz. Etrafı sıcak sudur, içi de süttür. Bu da samavar türü. Tabii tabii, etrafı kaynar su, devamlı sıcak tutuyor bunu. Vallahi güzel ya. Allah seni var eylesin. Yıllarca böyle bir şey yoktu kağızmanda. Diyor da işte o yoktu. İlkin bilardo salonunda yapmışlar. Orada bilardo salonunda fazla kimse bilmiyordu. Hmm. Açıkta yani böyle meydanda satılan şey değildi. Evet. Açık değildi. Çok güzel şey ya. Vatandaş yanı içeri. Benim de. Suyu içeri. Benim de vallahi vücudum ısındı evet, ya. Evet ısındı. Faydalı. Sindirimi kolaylaştırıyor. Sonra... Kabızlığı giderir. Tabii tabii. İştah açıcı ve zihin açıcı. Evet. Yani iki günde, üç günde bir tane, birer tane içebiliriz. Bak lazım, evet. Ama olur. Şimdi güzel bir belgesel yaptın. Evet. Kutlağı da çektin. Evet. Valla ne bileyim, bir iki genç yas onlara da yediririz, içiririz ama... Burada bizim eski... Kağızman'ın ilk ekmek fabrikası. Evet. Rahmetli Yılmaz Tunç yaptırmıştı burayı.
Tabi bu arsa da bizim Kağızman'ın meşhur nüktedanı şeydir. Fazil Kemençi'di. Hacım uğurlar olsun hacım. Sağ ol. Nasılsın, iyi misin? Sağ olasın. Vallahi güzel. Her mekan. Kağızman Narin Kale Caddesi, evet. Burası da. Trafik devam ediyor. Yaşam devam ediyor. Eskileri çok güzel hatırlıyorsunuz her şeyi. Evet. İsmiyle şeyle çok güzel hatırlıyorsunuz maşallah. Kışın böyle devam edeceksin değil mi? Kışın devam edecek inşallah. Kışın neydi? Evet. Orada ayağın başını sağlam giyin. Burada kendine... Aleykümselam. Buyurun salap için. Eyvallah hocam. Ondan sonra kendine sağ dışında. Devam edersen gelir içeriz. Devam etmeyersen iyi olur. Ve millet bilmiyor. İse... Yusuf ustam, sana hayırlı işler, hayırlı işler dileriz. Sayın ustam. Ellerine sağlık. Afiyet olsun, Allah razı olsun. Kesene bin bereket. Teşekkür ederim yayın için. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Sağ ol, size de hayırlı işler.